Siz sayın yolcular, yolculuğumuz 8 saat sürmekte. Boş yapma. Allah Allah. Yolculuğumuz 8 saat sürmekte. Belirli yerlerde kemerlerinizi bağlayın. Kemerlerinizi bağlayın da lan otobüste. Evet arkadaşlar, bugün paranın anasını ağlatacağız. Biraz elmas biriktirdim, onları bugün yok edeceğiz. İlk önce cadı hesabıma girip cadı hesabımı 100 level yaptım. Birleştirme görevi kaldı, onu da sizinle beraber yapmak istedim. En sıkıcı yerini sizinle beraber yapmak istedim. Beraber sıkılmamız için. Şuradaki katılım ödüllerini hepsinden aldık. Oradaki sandıkları da alırsak 40 bin elmas olacak herhalde. Diğerinin iki katı olmuş olacak. Diğer yaptığımız önceki video biliyorsunuz. 20 bin elmas bir şey yapma videosuydu. Şimdi o kelimeyi söylemeyeyim. YouTube sizi tehdit ediyormuşum. Öldürme falan geçiyormuş. O yüzden. Ama yok, söyledim yanlışlıkla ya. Şu ana macera bölümündeki 20 teçhizat birleştir kolay yöntemini tekrar yapmış olalım. O videoyu bilmeyenler burada öğrenmiş olur hem de. Gördüğünüz gibi 100 level'e ulaştık. Level atlama videosu da var. Ona da bakabilirsiniz. Nasıl hızlıca serice kasabilirsiniz. Onu da gösterdim. 35 bin elmasımız varmış. Bunu 42 bin falan olur. Buraya gelemeyeceğiz çünkü 10 bin güçte değiliz. 8 bine geleceğiz. 43 falan işte ya, 44. Şimdi hemen onu yapalım. Eşyalardan. Burada bunları da açacağız bu arada. Hatta direkt açayım. Çünkü bunda şey yok. Çöp geldi. Anibüte. Başka açılacak bir şey var mı? Pet falan. Kanatlar var. Hastiktir. Dur. Şu lonca işine bir bakayım. Saat 2'den sonra kayıt yapılıyordu galiba. Cumartesi 12.30, sonraki dönem cumartesi 12. Dinleniyor ne ya? Ha, ödül verecekler galiba. Yo, ödülünün hazır olmasına diyor. Buna kaydı bir türlü anlamadım ya. Tamam işte gece 2, cuma, cumartesi. Ya ama cuma gece yarısı olarak sayılıyor şimdi. Saat geç, saatte çekiyorum videoyu. Ulan nasıl giriş yapılıyor bir türlü anlamadım ya. Hiç kimse de bilmiyor. Arkadaşlar buraya nasıl giriş yapılacağını biliyorsanız yorumlara yazın. Cahillikten öleceğiz anasını satayım siz olmasanız. Baktım arkadaşlar, loncadakiler beni linç etmeyi bırakın. Giriş yapılmıyor. Şimdi buradan dandik itemleri bakıyorum. Adamlar beni öldürecek ya. Lan lider, girsene şu lonca fethine falan deyip duruyorlar. Denedim arkadaşlar, olmuyor. Önceden de bak, değişik bir şey ya. Bir türlü çözemedim. Şuradan bir 20 tane alalım. Tabi alanımız varsa. Alanımız büyük ihtimal yok. Ha, varmış, güzel. Beni ümükleyecekler resmen adamlar. 36 tane olması kötü oldu. Dur bakayım var mı daha. Bu arada birleştirme ve değiştirme de yapacağız büyücüde. Ananı satayım, büyücüde açtım yanlışlıkla. Bu sıkıcı şeyi de sizle beraber yapmak istedim adamım. Sizle beraber, benle beraber sıkılacaksınız. Nerede lan 20? Bir 20 daha alacağız sanırım yarı yarıya. Üstünde bir şeyler falan var. Daha mı çok çıkabiliyor bundan? Benim mücevher eksiğim var ha, onu çözdüm geçen de. Yeni arma aksesuarları elde edebilir. Büyücüde açalım bu sandığı. Belki çıkar. Kanadı da büyücüde açacağım. Çünkü büyücüyü güçlendiriyoruz. Net yani. Sökleri bir yapalım. Sökümüzü yükseltiyoruz arkadaşlar. 53 şeyi de yapacağım. Neydi lan? Araştırmayı yükselteceğim. Gene sök araştıracağım. 58 falan olur. Sonra biraz ara vereceğiz. Bu kampın genel halini yükseltmek istiyorum. Maden toplama falan. Onları yükselttikten sonra gene sökü yükseltmeye devam edeceğiz. Cevher bankamızı diyeyim size, daha güzel bir terim olsun. Bankamızın levelini de yükselteceğiz. Oraya elmas yatırdığımızda faizi daha fazla alalım diye. Ama bunların hepsi zamanla olacak şeyler. Şimdi bunu bir sökelim. Geldi, güzel. Bayağı etkili oluyor bu sökün yükseltişi. Siz yapmadıysanız kesinlikle yapın. Bu düşükse sökle uğraşmayın yani. Çok az veriyor. Bazen B'ler gelmiyor A'larda. O her halükarda öyle zaten. Tamam, bunlara gerek yok. Bunları yükselteceğiz şimdi. Lanet olası görevi yapalım bakalım. Parlatıcı yok. Burada var mı parlatıcı? Olmasına gerek yok biliyor musunuz? Ben de çok zeki biri olduğum için. Şimdi nasıl yükselteceğimi size göstereyim. Pat. İki tane. Hop. Şimdi ben 10 numara, bazen 10 numara videolar çekiyorum. Bir bakıyorum. Ses yok. Aynı videoyu tekrar çek anasını. Ücretli abone olup destek sağlayan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Toplumumuza katılmak isteyenler zaten katılsın. Öyle normal sırf para desteği için katılmayın arkadaşlar. Böyle bizim sağlam kemik kadroya katılmak isteyenler katılsınlar. Benim ekipman almamda bir tık da olsa katkıları oluyor katılanların. Çok para zaten oraya, çok parayla üyelik olmuyorsun. Sadece o paranın karşılığında çok güzel özellikler alıyorsun. Oradaki konu zaten para değil. Ama yorum yazmıyorlar. Yorum yazsalar şey olacak, göreceksiniz. Kutsancaklı
arkadaşlarımızı göreceksiniz yani. Bunları seri seri yükseltiyoruz böyle. Sonra birleştireceğiz. Zaten görevimiz birleştirdi. Unutmadıysam ya da yanlış okumadıysam. Şimdi 2 saat uğraşıyorum. Kesin yanlış okumuşumdur. Etmişimdir, yapmışımdır. Gelmişimdir. Bu daha fazla istiyor. Tamam, D'ler bir kalsın. Parlatıcı ile yaparız. Şunları bir yükseltelim bakalım. Kostüm sandığı açmayı düşünüyorum. Birazcık. Biraz da lobi mağazacılığı sandığı açmak istiyorum bu çarda. Çünkü bu çarın espeti yok. Belki espet gelirse, yumurtası gelirse size de gösteririm. Ne oldu şimdi? Az bir şey burada birleştir hacı. Bu aralar bilgisayar benim canımı çok sıkıyor. Anasını satayım. Bilgisayarda en güçlü, yani eski dönemin diyeyim. Eski dönem değil de 2015'lerin, 2010'ları. En güçlü işlemcisi var. i7-4770K. İşlemcisi var. Kasıyor ya, çözemedim. Arada kasabilir Blue, o emülatörün kasma. Onu bir demiyorum. Bilgisayarın genel halini kasıyor. Oyun kasmasından bahsetmiyorum arkadaşlar. Bilgisayar kilitleniyor resmen. RAM'den olabilir diye şüpheleniyorum ama sadece şüpheleniyorum. İnşallah RAM'dendir. Öyle ümit ediyorum. RAM az olduğu içindir inşallah. Yoksa bilgisayar bozuk demektir yani. Anakarttan da şüpheleniyorum. Dandik bir anakartı var Casper'ın. Sakın böyle marka bilgisayarlar almayın. Bu arada Darkness Rise topluluğumuz da genişliyor. Discord'umuz açıklamalar kısmında var. Gelip orada istediğinizi sorup istediğinizi gösterebilirsiniz. İtemlerinizi vesaire. Arkadaşlarımız orada size yardımcı olur. Katılanlara Discord'da perm veriliyor arkadaşlar. Onlara özel bildirim atabiliyorsunuz yani. Ses odası falan da açacağım onlara. Discord'u bir canlandırabilirsek Discord için bir şeyler yaparız ama canlandıramazsak eğer o kadar iyi olmazsa hiç uğraşmayacağım Discord için. Orada paylaşımlarımızı yapıyoruz. 300-400 kişi var sanırım. 300 müydü? 250 mi? Neydi? Sallamayayım da. O civarda bir şeydi. Bir ara Facebook grubu da açmaya çalıştık. Açtık da orası da çok dolmadı. Orayı da doldurabilirsiniz. Onun linki de açıklamalar kısmında var. Oraya da katılabilirsiniz. Katılıp arkadaşlarınızı da eklerseniz oraya. Zaten gruba arkadaş eklemek kadar kolay bir şey yok. Yan tarafta. Orayı doldurabilirsiniz. Oraya geçeriz. Siz nereyi doldurursanız oraya geçeriz arkadaşlar. Bu arada Darkness'çılar bayağı Facebook'u seviyor. Doldurursanız orada oluruz yani. Facebook'tan gelen arkadaşlar da var. Çünkü orada da paylaşıyorum birkaç grupta. Kanala abone olup bildirimleri açarsa yeni videolarda haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. İnşallah bu çarın şansı iyidir bu arada. O yüzden şimdi bir şey deneyeceğim. İnşallah tam oranlı gösterir şansımızı. Ben şans testlerinde iyiyim. Ama gerçi hafta sonlarında şansı iyi veriyor. Ben bu küpeyi ne ara yükselttim bunda haberim yok. Sırf küpe geldiği için yükseltmişim galiba. Yükseltmişimdir. Instagramca konuşma. Instagram grubumuz da var, sayfamız. Onun linki var mı aşağıda bilmiyorum ama bakarsınız bulursunuz. 1100 takipçisi var sayfanın arkadaşlar. Oraya da takip edebilirsiniz. Eskiden oraya bütün videolarımı atıyordum da. Şimdi biraz bıraktım atmayı. Oraya tekrar videoları, kesitleri atmaya devam edeceğim. Oradan da bildirim alıp. Oralara da farklı şeyler ekleyeceğiz yani. Ama ilk önce şu kanalı 4000 yaptık. Bir alkışlayalım. Hep beraber 4000 yaptık. Hedefimiz 5000. Çok uçuk hedeflere kaçmaya gerek yok. Böyle 1K. İlk hedefimiz 5000. Sonraki ikinci hedefimiz 10.000. Öyle gideceğiz. Başka oyunlara geçmek istemiyorum ya. İki tane daha yaptık mı tamamdır. Lonca'dan feryatlar yükseliyordu. Bizim Lonca hep ağlıyor böyle. Çünkü birleştirmelerimizden, değiştirmelerimizden istediklerimiz bir türlü çıkmıyor. Ne şey çıkar, pet çıkar, espet. Ne petin niteliği tutar. Atılım bitkisi toplayamıyor. Bayağı sıkıntılıyız ya. Neyse ki ben büyücünün petini yaptım da iyi kötü bir şey var yani. Bu çarada belki pet çıkar yani, bilmiyorum. Hiç o pet çıkarmak için açmayacağım hiç. Öylesine açacağım. Sırf benim amacım aslında 5K çıkarmak oradan. 5K elmas. Bakalım çıkacak mı? Tamam, bitti görev. Şimdi barajı açacağız arkadaşlar. İyi izleyin. Bunu çok seviyorum. Şu çöpleri bir silelim. Baraj açımı videosu. İzleyin arkadaşlar. Bakın. Ne? Lon. Bu arada loncamız dolu. Loncanın alımını diğer videolarda söyleyeceğim. Alım yapıyoruz dediğimde siz istek atabilirsiniz. Şu an atmanıza gerek yok. Dolu çünkü. İleriki lonca katılım isteğinde mutlaka 10 level üstü olacak. 10 milyon üstü olacak pardon. Girmek için katılımı açtığımızda hemen gelirsin. İstek atarsanız onaylarız biz de. Buna atılım yapmıyorum tabii. A'lara, A seviye petlere yatırım yapılmaz. Ben eskiden yükseltmişim onu bilmezken. Şu öykülere bir dalacağım. Siz burada sıkılmayacaksınız. Hiç merak etmeyin. Ben onları öyle bir güzel ayarlayacağım ki siz sıkılmayacaksınız gençler.
ve bu sandıkları da açarız, güzel olur. Bu arada şeyiniz, andaşlar sıfırlanmış. Macera andaşları, onları toplayın. Komple sıfırlanmış yani hepsi. Mesela eskiden 3K elmas aldığınız andaşlar vesaire, onlar da sıfırlanmış. Onların hepsini tekrar alın. S artı artı item de veriyor bir tane. Onları da alın yani. Buraları bildiğimiz için hızlıca geçiyorum. Oto yapamazsın canım benim. Şu adamın sinir oluyorum zaten. Bir tane şaplak koyacağım. Aa, bu gelmiş bak, yeni güncellemede. Yeni güncellemede sevgili GM, videoyu izliyorsan, Türkçe anlıyorsan, videolarımız en üstte Darkest Size'da. Şu ölümsüz baskınlara, ölümsüz baskınlara bir otomatik getir ya. Ama o zaman diyeceksin ki mutlaka, kardeşim herkesin gücü yetmiyor, otomatik oynamakla geçemezsiniz. O da doğru ama biz göze alıyoruz ya. Çok sıkıcı çünkü öbür türlü. Bayağı mobil oyun olmasının amacı olmalı. Mobil oyunda otomatik oynanması şart yani. Ama öbür yerleri otomatik yaptın, süper oldu. Baskın ve ikili zindan. Serice yapabiliyoruz artık. Şu slotlar kolay ölüyor da. Büyükler girecek bize. Bir çay alayım ben bu moddan sonra, bu görevden sonra. Hızlı kardeşim, hızlı. Seri kardeşim. Biliyoruz buraları. Burada güzel sinematikler var aslında. Bayağı az vuruyoruz. Obur be. Öldürecek bizi ya. Tam skill attığında atabilirsem her şeyimi. Vurdu mu bizi acaba? Tam zamanda bastım diye düşünüyorum ama inşallah öyledir. Anını satayım. Nerede lan bu? Tam zamanda attım be. İlk defa. Ama burada öldürsek elmas vermekten çekinmeyeceğiz. Onu da söyleyeyim. Burası 100 elmasa bir S artı artı item aldığınız yer. O yüzden vermekten çekinmeyin. Elması. Yanlış anlamayın. Şu cadının böyle coşkuyu kullanmasına bayılıyorum ya. Bu oyun böyle tam benim istediğim gibi ya. Sırf açık dünyası yok. Ama açık dünya buna gelemez. Çünkü telefonlardaki işlemci falan Unreal Engine'ı destekleyemez. Şu oyunun grafikleri bilgisayar MMORPG'lerinde bile yok yani. O kadar gerçekti ki Unreal Engine 4 olduğu için çok gerçekçi yapmışlar. Detaylı. Aa, Plus oyunlar mı? Ne deniyordu onu? Ben o tarz oyun oynamadığım için. Böyle çok yüksek PC oyunlarında, grafikli oyunlarda bu çizim metodu kullanılıyor arkadaşlar. O yüzden telefonda olması imkansız yani. Telefonda bu grafiklerle açık dünya yapamazlar. İşlemcileri çok düşük telefonların. Bazıları kaldırır tabii ki de. Bazıları kaldırır çünkü oyuncu telefonları diye geçen bir şeyler var. Onlar da biraz bekler yükleme ekranlarında. Ama çoğun kişinin telefonu eski veya kaldırmayacağı için. Diyeceksiniz oyunlar nasıl açık dünya oluyor? Onların çizim metotları böyle eski çizimle yapılıyor. Onlar çok böyle işlemciyi yoran şey değil. Uf. Ağzıma tıktı lafı. Ne güzel geldim böyle. Gördüğüm için görmek istemem ama bizim çarı görüyorum yani, çok süper. Güzel bir kamera ve ışık. Masa ışığı alacağım. Böyle seksi bir ortam olacak. Karanlık falan böyle. Cırtlak böyle video çekmeyeceğiz yani. Bizim temamız öyle değil bir kere. Bu arada bir kere öldük ha. Büyücüde 50 kere ölmüştük. Yani izlediyseniz bilirsiniz. Büyücüde onun videosunu çekmiştim. 50 kere ölmüştüm orada. Bunda bir kere öldük. İyi oynadım bunda çünkü. Bazı gerçekler gene lan nasıl oynuyor falan demişti ama olsun. Çünkü tuşları düzgün atamamıştım. Bluestacks'e. Basınca atmıyordu falan, sinir oluyordu. Böyle yapıyorum ama git şey yapıyordu böyle, kendi otomatik kilitlendiği yere gidiyordu. Ben de mouse'la tıklıyordum skill'ler o yüzden. Lan ne oluyor, açıl işte kapı gibi ya. Bu ne lan? Diyelim ya. O nereye gitti lan? Onu sonda mı kesiyorduk? Lan hikayeyi unutmuş 2 günde. Kritik oranı mesela burada işe yarıyor. En çok kritik oranı cadıda işe yarıyor ve ninjada. Çünkü sürekli hasar yaptığınızda mesela şu küçük küçük hasarların kritik vurduğunu düşün. 2 katı. Çok güzel eritiyor direkt. Büyücüde de falan da işe yarıyor ama büyücüde bir kere skill atıp yüksek vurduğunuz için onun kritik vurması daha güçlü oluyor ama düşük oranda kritik oluyor. Bir kere skill vurması mı daha çok şansla vurur? Böyle milyon tane düz vuruşunuzun mu daha çok olur kritik vurma şansı? Tabii ki düz vuruşla daha çok oluyor. O yüzden böyle patır patır kritikte yok edebiliyorsunuz yani. Anında eritiyorsunuz. O yüzden cadı veya ninja oynuyorsanız, ninja dediğim suikastçi kesinlikle kritik oranı ekleyin setlerinizi. Şu cadıya ile baksana, böyle patır 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 kritik vurduğunuzu düşünsenize bir. Bende bunda yok. Niye sende yok demeyin. Çünkü buna odaklı değilim ben şu an. Büyücüyü yapıyoruz. Bunda da ölmeyecektim neredeyse de. Bak bak gene oldu. İleriye D'ye tıklıyorum. Bu sola gidiyor. Bluestacks'in bazı sorunları var ya. Tabii parmak gibi sanıyor. Parmakla dokunduğumuz gibi hissettiği için emülatör bu da sonuçta. Şu
Şuradan bir X yapalım. Şu emülatörün en güzel yeni bu. Coşkuyu efsane kullanabiliyoruz. Gel buraya. Gel buraya. Ve mükemmel grafiklerle oynuyoruz. Göt kadar telefonla mı görmek daha iyi yoksa bunları canlı canlı görmek mi? Bu arada neyse elmasları geri alacağız ya. Korkmaya gerek yok. İlk bir büyücüye kostüm açacağım dediğim gibi. Çünkü kara karga takımını çıkarmak istiyorum. O cool'luğu yakalayacağım büyücüde. Tam bir başkan olacak yani. Tabii çıkartamayacağız sandıktan. Ben birleştirmek için kostüm sandığı açıyorum. Ve şey olacak. 70'ti sanırım. 3 kere açabilirsek bir tane esart artı kostüm verecek bize. Parçası daha doğrusu. Parçası dediğim mesela pelerin ya da kaskı falan o tarz. Son bir tane kaldı galiba. Bir çay alıp geleyim ben. Evet geldik. Şu 28 sondu herhalde. Onu da hemen oynayalım. Hem de açımlarını da yaparız. Lan şu slotları, yaratıkları bir kesmek ne güzel bir his ya. Şöyle donması da çok güzel. Beni böyle sinir ediyor. Bedeviler sizi. Onlara o gözle bakıyorum. Zombiden çok bedevi gözüyle. Lanet olası. Be cool. Buranın yaratığı ne acaba? Sinematiğe bak. Ya bu nasıl bir mobil oyun abi? He bu bölümde bu orospu çocuğu oluyordu. Pardon. Hatırladım şimdi. Ne yapıyorsun sen lan? Diyoruz burada. Sonra anlıyoruz ki bu değişik bir şeylere girmiş. Bu adam vuramıyordu zaten. Gene de vuramıyor. Bu arada arkadaşlar değiştirmelerden iyi bir şey çıkacağını sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Kesin girecek. Ben artık umudumu kesik basacağım. Andaşlardan şeyi alabiliyorsunuz. Esart artı dedim ya. Onun sandığını büyücüde açtım. PP çıktı. Ama ne PP? Benim miğfer çıktı. Yani olan şey çıktı. Gelir gelir olana gelir yani. Bu arada kritik oranını beklemeyeceğim yani set yapmak. Herhangi bir PP esart artı gelirse yapacağım. Düşük level en kötüsü hariç tabii ki. Bizim istediklerimizden biri gelirse yaparız. Ama ilk başta kemeri değiştirmeyi düşünüyorum. SDR oranı için. O bile gelse bize bir bayağı bir fayda sağlar. Kamera açıları falan da fena bu oyunun. Vurduğunuz adamın ağzını burnunu kırdığını hissediyorsunuz yani. Sadece şey, düşmana vuruş hissiniz yok. Düşman vuruşu almıyor. Göstereyim hemen. Gördüğünüz gibi. Sadece bazen VS'de alıyor. Yani vurduğunuzda bir yerleri titrer değil mi bir oyunu? Tam hissi vermesi lazım. Bak mesela şimdi vurduğumuzu hissettirdi ama her zaman mesela daha demin vermedi. Her zaman vermiyor ve düzgün değil yani. Tok bir hissi yok. Uf. Bu bölüm de fenaymış. Efsane. Reisler bir sakin olun ya. Mis gibi oldu arkadaşlar. Şimdi toplama baraja devam edeceğiz. Ana macera görevleri de güç veriyor. Sadece 29 kaldı. Onu da sonra yaparız ya. Şimdi yapasım yok. Zaten gücümüz yetmediği için alamıyoruz. Oo. Ha bunlar sonrakiler. Tamam. Şaşırdım ben de. Bunlar devam etmiyordu çünkü. Biz de zaten büyücüde 10'uncuyu yaptık. Duruyor. Sadece bunda 10'uncuyu yapmayacağız. 43 oldu dediğim gibi. Evet. Şimdi geçelim bir. Ha ilk önce şunları bir açalım. Bu cadıda bir işimizi bitirelim. Bir bitirelim işimizi. Temiz çıkalım şuradan. Açıyorum. Bismillah. Oha. PP çıktı. PVE pardon. Şansımız iyi demek ki. Tabii ki bunu kullanmayacağız da. Hadi bakayım. Ananı satayım. PV'ye çıktı gene. PvP miydi yoksa? PvP olabilir. Ya bunu yapma işte. Bir tane yumruk çakacağım ekrana şimdi. Al. Yani ne diyeyim ki ben. Ama Mifer PvP çıktı galiba. Hay anasını, bu da PvE'ymiş. Şuraya bak ya. Şeytani doldu anasını satayım. Bunda şey var mıydı? Ha, zırhı üstünleştirmeyi atabiliyorum mesela. Atalım hatta direkt. Zırhı bir üstünleştirelim. Çünkü PvP çıkarttık. Bu zırha devam edeceğim arkadaşlar. Hiç kimse kusura bakmasın. Savdel'de işe yarar yani. Kritik oranı çok iyi dedim cadı ama çıkartması zaten bir illallah ettiriyor yani adamı. Çıkartamadığımız için buna devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Daha fazla parlatıcımız yok mu? Var. Bir yükseltelim bakalım. Şu koftileri bir önden açıyorum. Bu da kamptaki olaydan geliyor. Boss'tan geliyor arkadaşlar bunlar. Tam çok harcamayak da çünkü büyücüde birleştirme yapacağız. Lan dur. Ok yerine o kadar açmışız. Direkt oldu zaten. Ya PP SP artışı ne ya? Biçimlendirme sakın. Biçimlendirirsin kazma gibi bir de onunla uğraşmayak. Niteliklere bakacağım. Güzel bir nitelik yakalayalım. Hesap. Yavaş iyileşme. Daha iyisi gelebilir. Hadi be. Daha iyisi gelebilir dedik sıçtık. Hadi be. Hadi be. Dur gelecek gelecek. Bize göz kırpıyor. Ah bak dedim.
Ah çöpü geldi. Lanet olsun ya. Lanet olsun dost. Sonunda yapacağını yaptı. Şu loncadaki hemen baskın şeydi, maceralarımı alıyorum. Ve kaçıyoruz büyücüye. Büyücüde miğfer gelmişti. Bir onu hemen üstünleştire atmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü o da böyle kalacak. Kritik oranı yapmayacağım bunu. Attım. Temiz abi. Temiz. Direkt yükselteyim attım. Easy yani. Kemer. Ha, şu birleştirecek. Tamam devam. 15. Üstünleştirme bir kere eline yüksek veriyor, sonra çöp veriyor. Neyse bir açalım o zaman. Bir açalım yani. Bir girsin. Aa dur lan, biletleri de açalım. 3 tane varmış bunda. Bir tane çıkıyormuş. Bu 3 taneden çıkartırsam çocuklar beni yer herhalde. Lan anasını sattım. Nasıl çıkarttın onu diyor. Niye SE olan çıkmadı? Cık, buradan çıkarmak imkansız gibi bir şey ya. Çok zor çıkıyor. Bana nasıl çıktı anlamadım. Okçuda da var. Onları da bir açmak istiyor. İlk şunları bir açalım ama değil mi? Belki arma çıkar. Çıktı şu an bak. Şu an arma takıyorum. Şu an arma takıyorum. Uf, nasıl ezik ezik şeyler çıkıyor. Delicious delicious. İki tane varmış mesela okçuda. Okçunun şansı genelde iyidir ama iyi olsa bile çıkartamayız ya. Neyse sökeriz onları var. Hadi be, cadıya lazım bir tane. Oo, dört tane varmış bunda. Dört taneden çıkabilir yani. Şanslı biri çıkartabilir yani buradan. Hadi be kardeş. Son hakkımız. Delicious diyelim. Havada bulut, sen peti unut dedi resmen. Neyse. Zaten çıkmayacağını biliyorduk. Çok önemli bir şey değil. Evet, bizim olayımız burada. 3 tane bundan açıp ve şundan alacağız. Niye bunu alıyoruz onu da anlamış değilim. Bir açalım bakalım. Uuu mükemmel. Bu arada buradan tekte rock giysisi çıkarttım ben. İnanılmazdı yani o. Bu çıkıyorsa şansımız iyidir bugün. Açıyorum. Dedik ve sıçtık. Dediğim ama bir tane çıkmış. İyi. Bu arada bunlardan açmak istemiyorum daha. Ama sırf şu şuna gelecek diye açıyorum yani. Çünkü buradaki setimizi tamamladık. Bunlardan aldık bir sürü kostüm. Lan şu bir zırhı çıkmadı şunun da. Hadi bir açayım. Ver babana bir tane daha. S artılardan ver, S artılardan. Birleştireceğiz onları biz. Zırhı vermiyor şunu. Takacağım. Lan neye seviniyorsun? Çöp bir şeyler çıkıyor. Çıldıracağım anasını satayım. Uf, ne kadar rezil bir şey. Heh, bu çıkması iyi oldu. Bir kere daha çevirmemiz yok mu? Bayağı varmış ha. Dur bakayım. Sepaim. Serapim. Sepaim demek daha güzel geliyor. Ama Serapim. Evet. Güzel güzel. Bunu tamamlarsak güzel puan alırız buradan. Hala bunlar bufflı bu arada. Yani diğer set bufflı öyle mi? Devam. O set nereden çıkıyordu ona bakalım. O büyük ihtimal diğer kimden çıkıyor bakalım. Ya da şeyde mi? Aa, bunda kralın muhafızı mı var? Lan oğlum baştan söylesene. Kralın muhafızı ve bufflılar bunlarmış. Neyse bir tane daha şundan açalım. Bu sandığı dolu. Doluysa yükseltelim. Şunu bir aktarabilir miyiz? Teşekkürler. Yükseltelim hacı. Niye yükseltmiyor? Kafalık yükseltelim bir tane. Dur. Kara karga kafalığı çıkarsa delicious olur. Ve ilk önce geçerse demeliyim. Çünkü geçmeyebiliyor. Bunları komple veriyorum ya. Hadi bakalım. Hadi bakalım lan. Buradan bir şeyler işleyeceğiz galiba gene. Birleştirecek çok şey var. S artı artı bir daha mı birleştirebiliyoruz lan? Üstünleştirebiliyoruz da onu bilmiyordum yani. Ne oluyor böyle? Yeni geleceğe takarız dur. Bayağı gücümüz düşürdü ama. Artık ebesinin şeyi yani. Yaldızlı işle. İlk önce şundan işlememiz lazım. Bundan kaç tane işleyebiliyoruz? 10 tane ver acı. Lonca baskını sayesinde bayağı işliyoruz bundan. Bok işliyoruz. Şu lonca baskını aklıma gelmişken sıfırlayayım onu. Onu bir ara biz var ya bir yapıyorduk. Herkes açık olduğu zaman. Ben sıfırlıyordum, onlar temizliyordu. Ben sıfırlıyordum, onlar temizliyordu. Bayağı iyi yapıyorduk o zaman. Ne yapacaktım lan? Ne eksikti ki? Ne eksikti? Gökkuşağı boyası. Bundan da az var. Gökkuşağı boyası alayım biraz. Ondan sonra ondan da alırız. Bakalım aşağı inelim diye. Biraz da yaldız da alalım. Tamam. Şimdi işlemeye hazırız. Biz aynen. 10 tane istiyordur inşallah. Hadi bakalım. Ama şansımız bugün iyi ya. Büyük ihtimal geçirir. Bana değil.
genel olarak geçirir. Hadi. Güzel. Hadi istediğim. Bu da olur be. Bu da olur reis. Süpersin. Oğlum. Karakter şu an çöp durabilir. Heh, takmamış. Oğlum delicious var ya. Süper çıktı ya. Buna bayılıyorum. Şimdi bak. İki tane bayıldığım kostüm var. Birinin kafalığı yok. Birinde zırhı yok. Yani çıldıracağım ya. Tüm terslikler bizi buluyor. Setlerimizin zaten anlatmaya gerek yok. Açtım bundan bir tane daha. Artık burayı bırakıyorum. Şu kostümü de alayım da. Tamam, çöplerimizi aldık. Tamam kardeş, çöptü zaten. Sevinmeye gerek yok. Seçim sandığı verdi. He. Biraz buradan mı atsak? Buradan mı arkadaşlar? Burada mı? Buradan mı? Buradan. Zırhını çıkartabiliriz belki. Ama kralın muhafızı bunda bir işe yaramaz. Çünkü kralın muhafızı kıyafeti bunda yok. Bunu açalım. Ama bufflu olan ötekisiydi ya. Neyse bunu dedik bir kere. Bakalım belki çıkar. Lan çıksaydın süper olacaktı be. Açıyorum. Lan çıktı sandım. Güzel bir şey ya. Şunu da bir alalım, araya kaynatalım. Bundan da tek esartı artı şey çıkıyor. Kanat. Açtım baba. Doldu gene. Güzel. Dolması güzel. Hoşuma gidiyor. Şunu bir yükseltelim bakalım. S'ler birleşince S artı oluyor. O yüzden S'leri birleştiremeyeceğim. S artı olması lazım bizim birleştireceğimizin. Şunları bir full mü yapsak? Bunun niteliği harbi çökmüş. Parlak ver ya. Vermeyeceğim mi? Vermeye de bilirsin. Böyle kalsın madem. Çok güzel şeye gerek yok. Her telden var. Rock giysisi var. Bu var. Öbürü var. S artı çıkmadığı için yükseltmiyorum. Ha, iki tane çıkmış. Şunun aktarını aldık zaten. Şu kolluk da var. Bakalım hepsine. Kolluk yok mu? Kolluk nasıl yok lan? Ha, var burada kolluk. Kaskı da var. Tamam. Onları birleştirebiliriz yani. Sıkıntı yok. Birleştirelim. Ha, şuraya bir kostüm şeyi gelmiş gene. Bakalım oraya da. Üff. Buna bayılıyorum. Delicious oluyor. Ama bufflu olanlar bunlar. Bunlardan açmak lazım ya. Bir de ondan açalım. Şimdi değil ama. Şu yükseltmeleri bir yapalım. Zırhı yapmak istemiyorum ki. Zırhı mücevher bile harcamak istemiyorum. Çünkü zırhım güzel. Çıkarsak sandıktan çıkartmak istiyorum. Bana miğfer lazım. Tabii miğferim de iyi. Şu an ne yapacağımı şaşırdım. Şunları bir yükseltelim o zaman. Direkt oldu. Niteliğini değiştirmek istiyorum. Çöp verme ama. Çöp verme kardeş. Bu kalsın mı? Bu kalsın ya. Daha çok CP işte. Daha çok can. Bunun şeylerini de tam bunu da yaptık. Bunu bir yükseltelim ama. Bunu yükseltince çok etkisi oluyor. Göreceksiniz şimdi. 130 bin. Bayağı iyi bence. 11 milyona varıyoruz. Ve setlerimiz daha tamamlı değil. Ona da bakacağız. Şimdi araya bir tane şey karıştıralım. İşle. Söklerimiz nasıl? Var mı sökülecek? Allah'ım şu kemer çıksın da başka bir şey istemiyorum ya. Birleştireceğimiz de şunlar bu arada. Sökeceklerimiz var biraz. Bir tane daha 5 ver. İstedik ya, vermez. Neyse biz buluruz kardeş, sen verme. Hadi bakalım kemer. Neredesin reis? Bildiğimiz bütün duaları ediyoruz. Bölüm. Aa 8 tane istiyormuş, tamam lan. Onu yaparız bir daha. Bölüm geçme duaları. Tövbe estağfurullah, çarpılacağım ya. Attım. De o kadar teçhiz alsın arasından benim istediğim gelme oranı kaç? Psikopat mı görmek istiyorsun? Hı? Delirttin lan beni! Lan beni delirttin! Neredeyim? Lan ben! Gel! Neredeyim lan? Neredeyim lan? Hıç! Hıç da bırakıldı bu kedisi! Çekil! Götürün lan! Götürün! Açtım gitti, bir tane de ondan açtım hadi. Para nasıl çarçur edilir izleyin. Bir de cadı açmak istiyorum, belki ona güzel bir şey çıkar. Bunu buff için açtım arkadaşlar. Buna da açtım bir tane. Güzel ya. Bak gördüğünüz gibi bol şanslı olduğunuz günü bilirseniz full S alırsınız arkadaşlar. Normalde bundan hiç S çıkmıyor. Şanssız olduğunuz günlerde yemin edebilirim buna. Şu an ikili ikili çıkıyor. Siz de zaten şaşırıyorsunuzdur. Hatta S artı artı çıkmıyor, o ayrı da. Cadı hesabımda biraz açmak istiyorum. Çünkü onda şu kostüm olduğu için belki kafalı ya da pelerini çıkar. Ama şimdi biz açıyoruz ya, kesin zırhı çıkar. Hadi bismillah. İnşallah çıkartabiliriz. İlk bunları açtım. Bu hangisi lan? Lan sevinmiş gibi oldum. Sevinmedim, sevinmiş gibi oldum. Bir tane daha yok mu? Diğerlerini de çocuk adamı bırakacağım. Cadı da güzel. Set şey takarız onu öylesine. Hadi bir tane daha. Oğlum çıksın ya. Bir tane daha nasıl çıksın ya? Ya hay senin pelerine sokayım ben ya.
Lanet olası Pikachu doldu diyor. Şunu bir aktaralım. Şunu bir yükseltelim o zaman. Lan nasıl çıkmadı be? Şans bir kere yüzümüze güler be. Bu arada lobi mağazası sandığına baya kötü diyorlar. Açmaya da bilirim yani. Bilmiyorum. Ama bize bir 5K'lar çıkarsa kostüm şansı daha çok deneyebiliriz. Bilmiyorum yani. Bir tane daha bir açalım. Belki çıkar ya. Çıkacak da miğfer ya da pelerin çıkacak da. Allah'ım yarabbim çıkmadı bir türlü ya. Sinir oldum ya. Neyse. Çıkacak mıydı lan? Yani neyse boş ver. O duracak bayağı zaten. Biz gene ama şansımız bayağı iyi bugün ya. Gerçi lobi mağazasında da iyi olur o zaman. İyiyse büyücüye geçelim. Lobi mağazası alalım. Bayağı kötü diyorlar buna ama bana çok girecekmiş gibi hissediyorum nedense. Hadi bakalım girsin. Ha, ilk önce bir soğutmak amacıyla bir 8'li daha işleyelim bakalım. Belki kemer geçer onun sevinciyle giren şeyi çok hissetmeyiz. Double girmez inşallah o da var yani. Ya Rabbim, sen konuyu biliyorsun ya Rabbim. Hadi. Hadi koçum benim. Hadi koçum benim. Ha bunu unuttum lan. Bu ne verdi? Ha seçebiliyoruz. Oğlum bunun hem kafalığı güzel hem zırhı da güzel. Zırhını alayım. Çünkü sırtlığı var. Takarız güzel durur yani. Bakalım. Hatta takalım lan direkt. Aktarıp da takacağım. Şimdi yükseltemem. Tabii ki bu olmaz. Ne olur buna? Saç yok. Saçı kendi saçı olsun o zaman. Şu gözüksün. Böyle iyi oldu bence. Bence be cool yani. Güzel güzel. Bu şekilde yapabiliyoruz gençler. Böyle de güzel yani. Takılmadan olmaz. Gelmiş o kadar. Ayıp etmeyelim. Şimdi bize bir ayıp edilecek. Onlu mu açayım? İlk ikili açayım. Gerçi toplu açarsak daha çok... Keşke kostüm sandalyesi. Bu arada arkadaşlar sakın açmayın. En şanslı günümde bunu veriyorsa size ne verir? Kim bilir? Size ne vereceğini tahmin etmişsinizdir herhalde. Aa direkt parlatıcı varmış. Niye bunu almadık mal gibi? Büyük rezillik. Hadi arıtma taşı verdin diyelim de. Bari full ver. Full arıtma taşı dur. Neye bakıyorum şu an onu bile unuttum yani. Neye bakıyorum lan ben? Geliştirme taşı aynen. Umudu kesme çocuk. Belki bundan güzel bir silah alırsın. Bak bu PP silah gelse bütün acılarım dinebilir. Gelse rüya sanarım o derece arkadaşlar. Yani bu nasıl bir inattır? Hay envanterine senin şimdi. Bayağı kişi kırmızı noktalara takmış. Gençler size ne kırmızı noktadan ya? O hep gösterir onu. Sizi belirtmek amacıyla. Yani bak burada kırmızı nokta diye üstünleştir dediği için ben üstünleştireceğim mi bunu? Rezil bir zırhı niye üstünleştir? Yani o gösterir siz takmayın onu. Takmayın onu. Kafalığı da yükseltmeye gerek yok. Şunu yükseltelim. Kafalığımız zaten var. Arıtma basit. Bugün şansımız var madem. Şunu artı 10 yapalım. Olanları artı 10 yapalım bari. Zaten bunlar da geçmeyecek. Yani her türlü iddiaya varım. PvP gelmeyeceği için çok rahatça konuşabiliyorum derken şunu bir tane vermeyeceğim o kadar küçük şey için. İsraf yani. Yeğen israf. Şu an verebilirim. 57'den 60 yapıyor çünkü. O zaman verebilirsiniz. Biraz daha bundan alalım. Oha oha. Sakin ol. Sakin ol. Zaten gelmeyecek. Sinir etmeyin lan adamı. Hadi bakayım. Birleştireceğiz şimdi. Allah'ım lütfen. Ya Rabbim lütfen ya. 3000 mi? 3 milyon istiyor. Yuh. Sen biraz daha bekleyeceğim. Bekleme saniyem çok güzel. Diğer videolarımızı da inceleyebilirsiniz. MMORPG videolarımızı. Yorumlarda kafana takılan bir şey olursa sor. Birebir iletişime geçmek veya kanala destek olmak veya karga otağına katılmak istiyorsanız arkadaşlar orada katıl butonu var. Ücretler Metin 2'deki gibi değil. Çok ucuz. Katıl tuşuna basıp oradaki katıl tuşunu da inceleyebilirsiniz. Tıklayıp ücretleri aylık aboneliği görebilirsiniz. Veya ben abonelik olmak istemiyorum. Bana ne diyorsan da kanala abone olup bildirimleri açarsan yeni videolarda haberdar olabilirsin. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.